Bugünkü konularımız bu işte ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın belediyenin aleyhinde sürdürdüğü terör soruşturmasına cevabı nitelikte bir şey paylaşımları oldu. Onunla ilgili onu tartışacağız, konuşacağız. Bir de tabii dün akşamki Ahlatlı Bel Zirvesi var. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında onu da tartışacağız. Bu arada tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da EYT ile ilgili düzenleme hususunda birazdan açıklamalarda bulunacak. Onunla ilgili içerikle içeriği ilgilendiren husus hakkında konuşmaya başladığında sanıyorum oraya da bağlanacağız. Eğer bu program yayını süresince zarfında olursa. E, İsmail sen de bugün gittin evet. izledin e, Saraçhane'deki basın toplantısını e, neler aktaracaksın? Şimdi iki tane konu var tabii. Bir Saraçhane'deki sabahki toplantı bir de öğleden sonra gelişmeler Süleyman var. Süleyman Soylu'nun verdiği yani, cevap. Ayrıca e, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gerekçeli kararın kendisi Süleyman Soylu'nun açıklamaları Ekrem İmamoğlu'nun verdiği cevap. Yani aslında iç içe geçen dört ayrı hadise var. Önce e, 17 sayfalık gerekçeye bir değineyim. Sonra diğer konuya geçeyim. Çünkü diğerleri aslında bütünleşik ele almak hı hı. gerekiyor. Ekrem Mamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verilmesine ilişkin mahkeme mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Bu karar 17 sayfalık bir karar. Ee, dava 14 Aralık'ta bitmişti. Bugün 28 Aralık. 14 gün içerisinde bir hakim tek başına e, bu kararı yazmış olarak kabul ediyoruz. Bu arada unutmayalım davanın savcısı. Ee, karar verildikten hemen sonra benim işim gücüm var tatile gideceğim erkenden yazın diyerek dilekçe vermişti. Artık tatile rahat rahat gidebilir. Yılbaşı talihini yerine getirebilir. Şimdi bu kararda çok ilginç bir e, hukuki niteleme var Kadir abi. Ee, bir kere mahkeme hakim kararında şunu irdeliyor. Ahmak kelimesi bir hakaret midir? Ve bu, e, bu hakaretse neye dayanarak ceza vermiştir? Hakim diyor ki Kadir abi Ahmak, ahmak, kelimesi Türk Dil Kurumu sözcüğüne göre aklını gerektiği biçimde kullanma yeteneği olmayan, zekası gelişmemiş, aptal, bön, budala kimse anlamlarına gelmektedir. Bir de diyor halk arasında bir karşılığı vardır. Onu da halk arasında böyle bir karşılığı olduğunu neye göre e, tanımlıyor bilmiyoruz. O öyle söylüyor. Halka göre ahmak ve bir de... Halka göre de evet. Bir halka göre tanımı var. O da hmm. halka göre de bu aptal, budala ve gerizekalı anlamındaymış. Ahmak. Ya aynı şeyler. Tamam. Ve diyor ki şimdi bu çok önemli. Hani tamam bu hakaretli diyelim. Hayır, savcıya göre ahmak bu anlama geliyor. Peki daha önce Yargıtay'ın ya da Türk mahkemelerinin ahmak ifadesinden ötürü verdiği bir ceza Yargıtay'ın da bunu onamışlığı var mı? Yok. İçtihat yok yani. Daha önce bir karar verilmiş olabilir. Ama hükme bağlanmamış. Hmm. Yargıtay'ın bu yönde bir hükmü yok. Mahkeme ne yapıyor? Ahmaktan ceza verecek ve dayanak bulamıyor ya. Ahmaka veremiyorsam halk dilindeki karşılığına vereyim diyor. Diyor ki, direkt tam olarak sana yazdırıyorum. Yaz zaten öyle oluşuyor. Bak, yani, ha hayır, haresi. bundan önce işte, aptal ya da gerizekalı. Bunlar önce eğer bu suçtan bir ceza verilmişse Hatta şu da var diyebiliyor. Gerçi aksi yönde de kararlar vardır ama sonuç olarak burada diyor ki tam olarak direkt ahmak kelimesiyle ilgili literatürde yargıtay kararı bulunmasa da. Veremem. Yok öyle bir karar çünkü. Bugüne kadar hiç kimse kimseye ahmak demedi mi? Dedi. Bu yüzden mahkeme bir mahkeme açılmadı mı? Açılmıştır onlarca. Ama bugüne kadar Türk yargısı ahmaktan ötürü kimseye ceza vermemiş. Hakim ilk olacak. Bu karar ilk olacak. Diyor ki direkt ahmak olmak kelimesiyle ilgili literatürde yargıtay ya kararı bulunmasa da ahmakla eş anlamlı olan aptal, budala, gerizekalı sözcüklerinin kullanılması durumunda hakaret suçu oluşacağına dair birçok yargı kararı vardır. Haber ahmağa veremiyorum. Ama onun eş anlamlısı diye düşündüğüm gerizekalıya veriyor. Ahmağın aç. Sonuçta ahmağın açılımı yani ahmağın ne anlama geldiğini kendince açıklıyor. Dil bilgisi dairesinde evet. sözlük anlamının ne olduğunu anlatıyor. Evet. Yani Nietzsche'de aslında budala, geri zekalı vesaire de evet. e, aynı anlama geliyor. Yani aklını, zekasını kullanma yeteneğini haiz olmayan vesaire. Evet. Mesele bu değil ki. Mesele burada böyle bir hakaret suçunun olamayacağı. Hayır zaten İsterse budala desin, isterse geri zekalı. Yani bu anlamda. Bu onlara dair ceza buymuş. bulmuş. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Mesela diyor ki burada. Yargıtay'ın diyor 5 tane kararı var. 2014, 2013, hı hı. 2012, 2011, 2010. Bu 5 ayrı davada aptala ...ve diğer ifadelere ceza verilmiş. Ama onlar da tartışmalı bu arada. Bozulmuş mu, bozulmamış mı bakarız. Ahmakla ilgili ilk kez bir ceza veriliyor. Yargıtay'da da örneğini bulamamış. Aptal, anlamlı diye başka kelimelere verilen... ...cezalardan sonuca gitmeye çalışıyor. Ve sonra diyor ki... Ee, ...peki... Ee, ...ahmaktan ceza veriyorsun. Peki neden ceza indirimine gitmemiş? Öyle ya yani... E, ...ceza indirimi hakkı var mahkemenin. Fakat ceza indirimi hakkını kullanmıyor. Neden? Diyor ki, sen diyor Samsun'da valiye de sırtın dönükken bir şey söylemiştin. Oradan para cezası verilmişti. Dolayısıyla sen iflah olmaz bir suçlusun. Yani suçu tekrar tekrar işleme eğilimindesin Tabii, demeye getiriyor. Bu bir. İkincisi, sen diyor hani bir keresinde hmm. e, çıktığın bir yayında ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürüyor. Boş işler bunlar demişsin. Hmm. Ayrıca bir başka yerde de bu damadan utanç duyuyorum. Böyle yargılama olmaz. Şaka gibi. Trajikomik. Demişsin hmm. Hmm. ve bu nedenle sen bu yaptığın davranışlarınla yargılamayı ciddiye almadığın için sana takdir indirim yapmıyorum demiş. Ha siz önünüze kravatla gelen tecavüzcüyü ciddiye almışsınız. Siz önünüze bayanmış ayakkabıyla gelen uyuşturucu kaçakçısını ciddiye alıp onun sizi ciddiye almasını dikkate alıp siz indirim yapmışsınız. Siz kravatla huzurunuza çıkmış olan karşınızda önünü önünü bağlamış olan e, e, hırsızı dolandırıcıyı soyguncuyu size önelik saygısından ötürü muteber görüp ona da indirimi çakmışsınız da Ekrem İmamoğlu'nun iki demecinden incinip iki demecin incinip ona ceza vermediğinizi iddia ediyorsunuz. Mahkeme sonuç olarak diyor ki ya diyor ben diyor bilirkişi raporları reddetmişti ya bir mahkemeye üç tane uzman Önce 7 tane ardından da 3 kritik hukukçunun mütalaası sunuldu. Onlar kim? Ee, eski İstanbul Fakültesi Dekanı Adem Sözüer hı, hı ve Profesör Doktor İzzet Özgen. İkisi mevcut Türk Ceza Kanunu yazan insanlar. Bir diğeri de Ahmet Gökçen. Eski HSK üyesi. Onların mütalasını reddetti bu mahkeme. O mütalede ne yazıyordu, ne yazıyordu biliyor musun Kadri abi? Hani bu diyor ya bu hakim. Ya aptala ahmak ahmak suçuna daha önce verilmiş ceza yok ama hı hı. budalaya, bu dalaya aptala verilmiş ceza var. Dört tane. Halbuki o mütalada Yargıtay'ın buna benzer eş anlamlı niteliğinde olan ve daha ağır nitelikteki yaklaşık 15-20 kararda beraat vermişliğine dair örnekler var. Karaktersiz demiş, o demiş, bu demiş, sınalamış. Bunu buna, buna itibar etmiyor. Diyor ki ben diyor kendi gözümle bir hakim olarak işte onu hukuki niteliğini ölçebilirim. Bu nedenle bir bilirkişi raporuna ihtiyacım yok diyerek ceza vermiş. Benim bu 17 sayfalık gerekçeli kararla beraber şuna inancım tam. Bu dava, bu dava aslında bir proje siyasi davadır. Siyasi davaların, siyasi davalar bence Türk milleti adına değil, Beştepe adına açılan ve ona göre onun istekleri doğrultusunda karar verilen davalardır ve e Türkiye'de de siyasi davalarda bugün içerisinde Gezi davası da istinafta onaylandı, onandı. Siyasi davalarda bir mahkeme yoktur ki Erdoğan'a rağmen beraatle bitsin ya da ceza cezayla sonuçlansın. Bir sanık yoktur ki Erdoğan'a rağmen tahliye edilsin ya da tutuklansın. Bunun bir örneği de sensin. Bir örneği de Gezi davası sanıkları, bir örneği de İmamoğlu. Dolayısıyla bu karar esasen bugün bu gerekçeli karar bugün yazılmadı. Bu soruşturma açıldığında yazıldı. Bu soruşturma, bu davanın iddianamesi adliyede yazılmadı. Bence, yani mantık olarak, metin olarak demiyorum. Mantık olarak adliyede yazılmadı. Adliye dışında ve tepe'nin siyasi çıkarları için oluşturuldu ve mahkemede uygulandı. Bu yönüyle siyasi bir projedir. Ve siyasi proje sonunda 17 sayfalık, hukuka aykırı, yargıtayda karşılığını bulmayan, e, zorlama, siyasi ihtiyaca göre verilmiş bir gerekçeli kararla e, bugün e, kendini gösterdi. Ve bu o kadar hızlı hazırlanıyor ki nice dava var. Nice Hı -hı. dava var. Yani e, gerekçeli kararının yazılmasını beklediğimiz yazılamadık günlerdir. Bu davada 14 gün gibi kısa sürede gerekçeli karar yazıldı. Takip eden günlerde ocağın başından itibaren istinaftan da hızlı bir onama bekliyorum. Tabii hızlı, davası, bu hızlı hızlı gideceğini gösteriyor 14. Gezi davası baştan karar. sonra hukuksuz, delilsiz, siyasi kanaatlerle açılmış bir davadır. İçeride yatan, gezi davası adına yatanlar hiçbiri suçlu değildir. Hepsi masumdurlar. Hiçbirinin atfedilen eylemlerle uzak yakın ilgisi yoktur. Buna rağmen o davanın istinafta onaylanması hukuki bir dava olmasından değil, siyasi bir dava olmasındandır. Bu da onunla aynı. Bu da kısa zamanda istinafta olacak. Bugüne kadar yargıya olan iyimserliğini koruyan ee, bazı saf muhalifler için söylüyorum. Bak Gezi davası ne kadar hukuki, ne kadar darbe davasıysa bu da o kadar hakaret davasıdır. Gezi Parkı'nda verilen bugün istinaf onaması ne kadar hukuka uygunsa bu da o kadar hukuka uygun. Ve kısa zamanda istinaf ve yargıta yaşamalarını geçerek onaracağını, Ekrem İmamoğlu'na ilk pençenin atılacağını, ardından belediyeye kayyum atanma yolunun açılacağını düşünüyorum. Sözü de bu bitireyim. İstersen bu, bu gerekçeli karar konusunda ben de birkaç bir Lütfen, şey söyleyeyim. Tabii. Ondan sonra adım adım sen devam et. Tabii adım tabii göm. yani. Tekrar başa dönmeyelim. Tabii tabii. Bu gerekçeli karar hukuki metin değil. Gerçekten hukuki metin değil. Sen ee, kıdemlisin eks. Yani şimdi sen zaten şurada bunu demiştin. Burada bunu demiştin. Senin zaten mahkemeye saygın yok. İşte saygın olmadığı için de bizi kastederek şunu söyledin. Ahmak dedin. Aslında ahmak bizim için söyledin. Derken orada ahmak sözcüğünü geçtiği yani ahmak Ahmak sözünü iade ettiği o paragrafı alıyorlar. O paragrafta Süleyman Soyluyu küçümseyen, muhatap almayı gerektirmeyen gerektirmediği hususunda bazı ifadeler var. Önünde ise zaten gerekçeli kararda da evet. var o. Yani o ifadeler. İşte bak sen zaten burada diyor gerekçeli kararı yazan sen zaten aslında burada Süleyman Soyluyu muhatap almadığını kendin söylüyorsun. O halde burada ahmak sözcüğünü bizim için kullanıyorsun diyor. E ama şimdi, şimdi gerekçeli kararda sen kimi kastettin? Söylediğin gibi Süleyman Soylu'yu mu kastettin yoksa bizi mi kastettin sorusuna cevabı ben, yani ben ben heyeti kastetmedim. Yani Yüksek Seçim Kurulu bu kararı alan Yüksek Seçim Kurulu'nu kastetmedim dediği çok açık bunu söylüyor. Ama gerekçeli kararda söylediği şey sen bizi kastettin çünkü ispatlayamıyor bunu gerekçeli kararda çünkü sen bizi kastettin demeye getiriyor yani iddiasını iddiasını gerekçe olarak tekrarlıyor ve bu aslında boşluğa düşmektir. bu gerekçeli kararın en kilit şeyi noktası tam da bu ahmak sözcüğünün Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik olduğunu iddia eden, iddia eden bu iddia ile verilmiş bir cezanın e, gerekçesi de, gerekçesinde de yine bu iddia tekrarlanıyor. Esası zaten bu, hadise bu ve burada tam anlamıyla bir boşluğa düşüyor gerekçeli karar. Aslında ortada bir gerekçeli karar falan yok, çok açık. Olması da gerekmiyor zaten. Yani. E, Suçlusunuz çünkü ben ben bana göre öyle. Neden öyle o belli değil. Yani ortada bu açıdan da bir siyasi metin, bir hukuki metin falan yok. Böyle suçlama konusu olmamış. Sadece işte şu, şurada bunu demiştir, burada şunu demiştir. Dolayısıyla eğilimleri vardır. Yargılamayı yargıyı küçümseyen eğilimleri vardır. E olabilir yani neticede her davanın yani tarafsız ve bağımsız tarafsız ve bağımsız olmadığı söylenen bir yargı mekanizmasını küçümseme ve eleştirme hakkı saklıdır herkesin. bu hakkı kullanmış daha önce başka kere de, başka zamanlarda. Dolayısıyla işte bu gerekçeli karar bu kadar uzun değil yani bu kadar uzun tutulmayıp hemen aradan çıkartılması istinaf sürecinin de yani zaman veremeyiz ama seçim takvimine veyahut Cidarın, siyasi uygun yürüyor. O takvime uygunla, uygunla, uygun yürüyor. Yani doğru. o kafalarındaki kendi siyasi takvime uygun yürüdüğünü gösteren bir gelişme bu. Mahkemenin kararı zaten hukuki değil ki. Gerekçeli kararız. Hukuki olsun. evet e, Bugünkü açıklamaya, bugünkü basın toplantısına gidiyorum. Evet. Ben bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de yaptığı basın toplantısındaydım. O toplantıda başlatılan terör soyuşturmasına ilişkin açıklamalar yaptım. Ardından Soylu ona cevap verdi. O Soylu'ya cevap verdi. Böyle devam etti. Şimdi birkaç boyutuyla anlatayım ben. Başlatılan soruşturma şuna ilişkin. İstanbul Büyükşehir Belediye İçişleri Bakanlığı diyor ki Ey İmamoğlu diyor sen diyor görev yaptığın dönem içerisinde 25 bin kişiyi işe aldın. Bunlara arşiv soruştur güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırmadın. Bunu yapmadan şaut. Peki arşiv soruşturması ve güvenlik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir? Normalde Kadir abi biz işe girerken buraya örneğin ben buranın Aynen. çalışanıyım. Burası benden ne istiyor? Burası benden adli sicil kaydı istiyor. Sabıka kaydı. Aynen. Savcılığa gidiyorum ya da Uyap e-devlete giriyorum. E-devletten sabıka kaydımı indiriyorum. Sabıka kaydında ne olur? Benim mahkum olduğum dosyalar. Daha önce yargılanmışsam, oradan aldığım cezalar orada görünür. Sabıkam görünür. Bunun yanı sıra bir de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması vardır. Bu sabıka demek değildir. Bu esasen halk dilinde bilinen GBT'dir. Genişletilmiş bilgi taraması ya da fişleme diyebiliriz de buna. Yani geçmiş fişleriniz, eylemleriniz. Bunlar E-Devlet'te yoktur. Bunlar savcılıkta yoktur. Bunlar emniyetin ilgili biriminde vardır. Ve bunlar neyi içerir? Bunlar sizin hakkınızda MIT'in topladığı bilgiyi içerir, sizin hakkınızda emniyetin topladığı bilgiyi içerir. Sizin geçmişte yargılandığınız ama aklandığınız davayı içerir. Adınızın geçtiği soruşturmayı içerir. Sizin hakkınızdaki duyumları, bilgileri içerir. Bunlar ee, şeydir, adli sicil kaydıdır. Özür dilerim, güvenlik soruşturması ve arşiv bilgisidir. 15 Temmuz olduktan sonra adım adım önce kamuya eleman alınırken, güvenlik soruşturması, açlı baştırması bilgileri de istendi. Ardından kamu teşekkülleri teşekkürleri içinde bu yaygınlaştırıldı. Sonra belediyeler içinde bu yaygınlaştırıldı. En sonunda bu 2000, 2019 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından, 2020 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Anayasa Mahkemesi dedi ki siz insanların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını içeren bilgilerini sadece bir kanun hükmünde kararnameyle alamazsınız. Bu ancak bir kanunla düzenlenebilir. Ortada bir kanun yok. Siz KHK ile kanun alanına giriyorsunuz. Bunu yapamazsınız diyerek iptal etti. İptal etti ve Kasım 2020 e, Kasım özür dilerim Kasım 2020'de Kasım 2020'de bu yet özür dilerim Kasım 2019'da Kasım 2019'da Anayasa Mahkemesinin iptaliyle beraber e, İBB'ye, belediyelere hmm. sadece İBB'ye değil, belediyelere eleman alınırken arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının sorulması uygulama ortadan kalktı. Çünkü Anayasa Mahkemesi buna yasa dışı diyor. Bu bunu yasakladı. O zamana kadar ne oluyordu? Örneğin İBB bir eleman alıyor. Valiliğe gönderiyor lütfen bunu güvenlik araştırmasını yapın diye yanıt istiyordu. Kasım'dan sonra İBB, elimizde evraklar var. İBB sormaya devam etmiş. Sormuş. Yani mesela 10 Kasım, 11 Kasım, 15 Kasım'da işçiler almış valiliğe göndermiş. Vali cevap vermiş biliyor musun? Demiş hmm. ki anayasa mahkemesinin kararı gereği bu işe alımlarda e, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılamayacağından evrak yanıtsız bırakılmış. Yani bunu bana sorma demiş. Soramazsın yasa dışı yapamam bunu. Tamam mı? İBB'de Kasım 2019'dan bununla ilgili yasanın çıktığı tarihe kadar ki o da 2000 21 galiba yani 2 yıl boyunca, 2 yıl boyunca. 2021 yılına kadar bakmam gerekir tam tarihe. Hı -hı. 2020 yılına kadar e, işe alımlarda sadece sabıka kaydı istemiş. Hı -hı. Burada geçiyor olsa gene. Evet, 18 sadece, Nisan 2021'e kadar. Evet. Kasım 2019'dan 18 Nisan 2020'ye kadar işe alımlarda valiliğe gönderdiği bütün başvurular yanıtsız geri döndüğünden sabıka kaydı istemiş. Hı -hı. Bu arada kendisinden önce nihayet şunu göz ardı etmeyelim. İslam Ekrem İmamoğlu dönemi Haziran 2019'da başladı. Hmm. Haziran 2019'da başladı. Dolayısıyla bundan önceki e, Ekrem İmamoğlu'ndan önce gerek Vali Bey'in kayyum döneminde gerekse ondan önceki Mevlüt Bey döneminde de bu uygulama geçer. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Kasım 2019'dan tut da e, 2019 e, 2021 Nisan ayına kadar ki işe alımları döneminde sabıka, yalnızca sabıka kaydı sorulduğu için Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmadığı için sen bu soruşturmaları yapmayarak hülle yoluyla PKK'lıları, DHKPC'lileri, FETÖ'cüleri şunu bunu buraya aldın diyerek soruşturma başlatıldı. Şimdi rakamlar da bir tuhaf. İlk bunu Aralık ayında, önce şunu söyleyeyim. Bu, sağ, vurgulayayım, İst Ekrem İmamoğlu istese de arşiv araştırması, güvenlik soruşturması arşiv araştırması yapamazdı. Valilik bunları geri evet. çeviriyordu. Ayrıca haricen de bu bilgiye sahip değildir. Belediyelerin bir kolluğu yok. Hmm. Belediye zabıtası istihbarat peşinde mi koşacak? Belediye zabıtasını mahalline gönderip bir dayısına sonra amcasına sonra... Ya, da, ya bu emniyetin, kimdir emniyetin mi dosyalarına erişimi Onlara olamaz. mı erişecek? Belediyenin bunu yapması mümkün değildir. Hiçbir belediyenin yapması mümkün değildir. Kolluk değildir. Zabıta ancak elinde zabıtası var. Bir diğeri, ortada zaten kanunen bunu soramazsın diye bir var. Zaten Süleyman Soylu'nun Ocak 2021'de valiliklere ve belediye gönderdiği yazı var. O tarih itibariyle artık bunu sorulamayacağına dair kendi yazısıyla gönderdiği yazı Bu arada Ekrem İmamoğlu evet sabıka kaydı istemiş. Fakat şimdi deniyor ya e, Sayın Bakan Soylu diyor ki ya 6 kişi dağdaymış diyor. Siz bunu belediye işe almışsınız. Evet. Kardeşim bu dağda dağdan düze indiğinde inip İstanbul'a geldiğinde İBB'de pak bahçelerde ot yorarken mi fark ettiniz? Düze indiğinde yok muydunuz? İstanbul'a geldiğinde yok muydunuz? Siz onu belediyede mi fark ettiniz? Ve böyle belediyeye girmesi fark etmeyecek misiniz? Yani dağdan inip belediyeye girmeyen hayatın başka alanında insanları bulamayacak mısınız yani? Bu insanlar dağdan indiğinde sizi niye görmediniz? Niye fark etmediniz? Öyle demiyor muydunuz? Ayakkabı numarası kadar biliyoruz. Sayısı 120'nin altına düştü. Yani bunun sayısı dağdaki sayısı 120'nin altına düşüyor da gidip belediyede üreyerek çoğalıyorlar. 1600 kişi mi oluyorlar birdenbire? Bunlar nasıl 120'nin altına, daha da 120'nin altına düşen PKK'lı birdenbire e, İstanbul Belediyesi'nde 1600'e çıkıyor. Birinci boyutu bu. E diğer boyutu, şimdi veriler, verilen rakamlar da tuhaf. E, Sayın Bakan diyor ki, Aralık ayında, geçen yıl bütçe konuşmalarında demişti ki, İBB'de 578 tane terörist var. Yaklaşık bu rakamdı. Bugün diyor ki, 1668, dün hani soruşturma gönderdiği soruşturma evrakında, bugün yaptığı toplantıda diyor ki 505. Ondan da 21'i de attı. İndirdi %480'e falan indirdi. Yani bunun tam rakamı yok mu? Ben anlamıyorum. Bu geçen yılın başında 590 civarındaydı. Bir hafta öncesine kadar 1668'e çıktı. Bugün birdenbire 505'e oradan da 480'e düştü. Ve şöyle bir tuhaflık da var. Şimdi Ekrem İmamoğlu haklı olarak soruyor. Diyor ki diyor sadece ben almadım ki. Yani adli sicil adli sicil kaydıyla adli, şey sabıka kaydıyla buna bakarak işe alım yapan sadece ben değilim ki. Mevlüt Uysal, yani Kalit Topbaş döneminden sonraki Mevlüt Uysal döneminde de işe alındı. Vali Bey döneminde de işe alındı. Onların döneminde seçimden önce 5500 kişi alınmış. E a, Ve diyor, belediye kayıtları ellerinde olduğu için e, sormamışlar diyor. Bunlar arşiv oluşturması, e, güvenlik oluşturması. Bugün Sayın Bakan diyor ki, tamam diyor doğru, doğru. 1600 kişiden diyor, 1400'ü senin döneminde alınmış. 200'ü de bunların, 250'si bunların döneminde alınmış. Mevlüt Bey döneminde 191 kişi böyle alınmış Terör nitelikli kişiler. Hmm. 50 kişi de vali bey döneminde alınmış. Ya insan hayret ediyor. Ya hmm. nasıl olurdu? Hadi Ekrem İmamoğlu diyelim aldı. Ya İstanbul valisi terörle iltisaklı 51 kişiyi mi aldı? Hmm. Vali bugün Sayın Bakan onu söyledi. Mevlüt Uysal 191 kişiyi mi aldı? Sayın Bakan bunun üzerine diyor ki tamam diyor terörle iltisaklı ama terörle iltisaklı olmakla beraber o kişiler 190 Mevlüt Bey'in 191'i Vali Ali Yerlikaya'nın 50 kişisi Ekrem İmamoğlu döneminin de yaklaşık 700 kişisi, 800 kişisi terörle iltisaklı olmakla beraber işe alınabilir insanlarmış. Ya bu nasıl bir cümle? Yani hmm. bir kişi hem işte terörle iltisaklı olabilir hem de Belki nasıl te işe alınabilir? Terörün cinsinden yani, şimdi, ya bunun Belki yani Terörün hakkında, cinsi farklıdır. Çünkü falan var. Bu nasıl bir şey olabilir? Ya yani burada geride, iltisakında bir problem vardır. vardır. O zaman terör niteliği terör niteli yoktur burada. Ya işe alınıyorsa o zaman kanunlarda bir problem vardır. elinde sonunda indire 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 480'lere kadar indirdi Bakan Bey ve listeleme yapılıyor. Diyor ki işte şu kadar PKK, bu kadar Daşkapıcı, o kadar şu, bu kadar. En son işte bir de diğerleri bölümü var Kadir abi. Ya bu diğerleri kim? Ya zaten bütün örgütler sayılmış. O diğerleri kim? Sonuç olarak 2019'un hemen öncesindeki dönemde hiç bakılmamış. Kamuoyunda bilinmeyen örgütlerdir. Bilinmeyen Japon Kızıl Ordusu. Bilinmiyor. İşte Peru Aydınlık Yol. Şimdi evet bu arada reji haber verdi bağlanıyoruz. Ankara'ya Cumhurbaşkanı açıklamalar yapıyor. 1999 Eylülünde yürürlüğe giren düzenlemeyle atılan adımları dünyanın ve ülkemizin hakikatlerine uygun bir şekilde 2008 yılında daha ileriye taşıdık. Elbette her reform her düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın epeydir dile getirdikleri talepleridir. Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış bir kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun bir dönem Emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Nitekim geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermemek ve ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Bu yaklaşımımızdaki amaç asla çalışanlarımızın haklarının tesliminin önüne geçmek değildi. Tam tersine 85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, ölçüp biçmeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi bir taahhüt altına girmek istemedik. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkanlarının el verdiğini gördüğümüzde de hemen ilgili kurumlarımıza ve arkadaşlarımıza talimatını vererek çalışmaları başlattık. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşı artışlarıyla zaten gösterdik gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. Bugün de 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile ilgili beklentilerini karşılayan adımın müjdesiyle kendilerine desteğimizi bir kez daha sergileme yoluna gidiyoruz. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Ülkemizin genişleyen ve büyüyen imkanlarını vatandaşlarımızın her kesimiyle İstihdam ve üretim gibi herkese dokunan alanlar öncelikli olarak bunları paylaşmayı sürdüreceğiz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyor, milletimize adıyoruz. Aziz milletim, tekrar hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için 3 şartı prim ödeme gün sayısını sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK Bağkur emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık. Her yıl istihdamına 1 milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak Sosyal güvenlik sistemimizin aktif pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız da emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlatmıştır. Diğer vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa sürede tamamlayacağız. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31,5 milyonu aştığı Türkiye'de her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. Emeklilikte yaşı bekleyenler ilgili düzenlemenin ülkemize milletimize bilhassa da hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla kalbi selamlarımı sunarken evet 2022 artık geride kalıyor. Şimdiden 2023'ün sizler bizler için Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan prim ödemesini yapmış, tamamlamış ve sigortalılık gün süresinde doldurmuş olduğu halde sonraki düzenlemede yaş engeline takılanların yaş engelini kaldırdı. Evet. Kaldırdı yani bunu açıkladı. Ne işte de e, emeklilikte yaşa takılanların onların takıldıkları bu engeli kaldırdıkları e, ve bundan sonra da işte bazı detay şeyler var tabii çalışmak isteyenler falan emekli oldukları halde ama esas, esasında işin... Yaş engeli kalktı. Yaş engeli kalktı evet. yani. Gün sayısını yani doldurmuş olan... Prim, öde, prim ödemesini tamamlamış, gün sayısını sigortalı geçirdiği gün sayısını tamamlamış olup da yaşı gelmediği için emekli olamayanlar daha sonra arttırıldığı için emekli olabilecekler. <laughs> Başlangıçta bir yaş tartışması evet, vardı. Evet. Evet. 49-51 evet, gibi bir şey. Evet. Bunu vardı, kaldırıldı. Biz biz ne diyelim? Hayırlı, hayırlı olsun, olsun. Hayırlı olsun. olsun. Emekli yaşa takılanların gözü aydın. Gözü aydın. Yani seçim evet. dönemine girildi. Evet. Seçim döneminde işte muhalefetin önemli vaatlerinden biriydi. Cumhurbaşkanı bugüne kadar soğuk bak baktığı bu reformu e, muhalefetin basıncı seçim döneminde de aleyhte bir rüzgarın öne geçmek için kabul Hayır, etti ama zamanda, her ne olursa olsun tabii. hayırlı oldu. Evet, Tebrik doğru, ederiz. Doğru tabii. Aynı zamanda bu EYT kampanyası ki Türkiye'nin aslında en güçlü lobisi haline evet, geldi evet. süre içinde. Bunun da çok büyük etkisi var. Evet. Yani e, bunun e, neticede oy kaybına neden olabileceğini idrak etti iktidar evet. ve de bu düzenlemeyi e, yapıyor. Evet. <laughs> hayırlı olsun evet, ben gözü aydın. E, ben Göz, konuşmadan önce tamamlamıştım istersen tamam. hani sana devrediyorum. Peki. Yani tabii bu İmamoğlu'na iki cepheden bir operasyon aslında çekiliyor. Birincisi işte bu ahmak davası üzerinden yapılıyor. Ahmak davasının gerekçesi kamuoyunda bir haklılık zemini, bir meşruiyet zemini bulamadı. Yani bunu bunu aslında iktidarın seçmeni de tasvip etmiyor. İktidarın kendisi de savunamıyor. Savunamıyor. Bizim bununla bir ilgimiz yok getiriyorlar. Yani bu savunamayacakları bir karar çıktı ortaya. Dolayısıyla yani bir takım işte gerekçeli kararda da aslında yine gerekçesini e, hani bu itirazları ortaya kaldıracak şekilde ortaya koyamıyor. Ortadan kaldıracak şekilde. kaldıramıyor. E, e, dolayısıyla bir de işte e, terör iltisaklı bir belediye ve dolayısıyla e, görevden alınmayı da gerektiren bir belediye imiş gibi yansıtmaya çalışıyorlar İBB'yi. Bugün o bakımdan Ekrem İmamoğlu'nun verdiği bilgiler çok çok aydınlatıcıydı. Aslında ortada tamamen uydurulmuş bir itham olduğu ve bu ithamı ilgilendiren konuların da kendi iktidarlarının yönetimi ve kendi valileri tarafından da ortaklaşıldığı buna, bunun eğer suç varsa ortada bu suçun ortakları haline geldikleri e, mevcut uysal yönetiminin daha önceki. Vali Bey'in döneminde. Vali Bey'in. Vali, Bey Vali Bey de iki ay yönetti. De, evet, evet. O <laughs> iki seçim arası yönetti. Evet. E, Vali Bey döneminde de işte bu iki e, ismin de eğer onlar sorumluysa nasıl burada Ekrem Bey sorumlu tutuluyorsa. 51 kişi sorumlu. almış evet, Vali, Vali Bey döneminde. Tamam. yani bir de bunun mesnedinin olmadığı yani arşiv e, soruşturması ya güvenlik soruşturması arşiv taraması yapma imkanının olmadığı Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca zaten valiliğin doğrudan senin de anlattığın gibi bu talepleri geri çevirdiği ve dolayısıyla sadece savga kaydına bakarak insanların işe girdikleri hani bu çok açık net kanıtlarıyla İmamoğlu tarafından ortaya konuldu. Özür dilerim, bir şey sorabilir miyim lütfen? Vali ve Mevlüt Uysal ve vali döneminde güvenlik soruşturması ve aşırı başvurması yapılması zorunlu olduğu halde yapmamışlar. Evet, bir de yapmamışlar. Yani çünkü, olduğu halde yapmamışlar. Çünkü, çünkü şöyle bir rahatlık var. yani. Gelsin partiden, bizden gelsin kimse partiden. kimse hesap soramaz. Evet. Partiden evet. gelsin evet. canım yani. Kim soracak bize hesap? Yani, kimse Abi. bizden nasılsa hesap Abi. soramaz diye bakıyor. Zorunluluk yani, olduğu halde yapmamışlar. Bu, bu cezasızlık kültürü. Abi. Kendisini yasalar karşısında sorumlu hissetmiyor. Hiç kesinlikle sorumlu hissetmiyor. Bize nasılsa bir şey olmaz. Bize kimse dokunamaz diye bakıyor. İşte zaten iki tane, işte ibde, İBDACE... Üç tane, e, onu tane. ben yazmıştım ilk. Ha, tamam, ya evet. işte yani İBDACE... Tabii. E, yani Bombalı eyleme olarak. karışmış, tabii, terör ondan de. sabıkalı. Tamam. Ee, şimdi tabii burada ben, sen çok detaylı ve gayet doyurucu şekilde anlattın. Burada eğer ben suçlanırsam bununla ve Mevlüt Uysal ve Vali Bey suçlanmazlarsa gök kubbeyi başınıza yıkarım gibi bir ifade kullandı. Ee, tabii bu meydan okuma falan. Ama ben açık açıkçası şunu merak ediyorum. Yani e, bu özellikle İmamoğlu'nun usluğu, e, ta 2019'da seçim kampanyasında da israf düzeni olarak e, tabir ettiği bir işte bu düzen var. Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş döneminden beri. Yani 25 yıllık AKP yerel iktidar İstanbul'luk yerel iktidar boyunca uygulana gelen. Ve 15 Aralık'ta da bir gün sonra Saraçhane'de liderlerin bir araya geldiği o mitingde de yaptığı konuşmada İstanbul'a bir ısraf düzeni kurdular ve sonsuza kadar sürsün istiyorlar. Bir avuç insanın zenginliğine zenginlik katan İstanbul'un katan virgül İstanbul'un canına okuyan bir düzendi bu diyor. Ve sonra israf üzerine son verdik diyor belediye kaynaklarının yönünü değiştirdik bütçemizi 16 milyon İstanbul'un emrine sunduk bir avuç insan avucunun yalar oldu. bugün yaşadıkların bugün yaşadıklarımız işte bu yüzden şimdi ben şunu gerçekten hani bilmek istiyorum vatandaş olarak bir kısmını gördük Mesela İmamoğlu görevi gelir gelmez yeni kapıda bir otomobil sergisi açtı yani israf sergisi adı altında. Aslında bu bildiğin yolsuzluk sergisiydi. Çünkü kamu kaynakları kullanılarak belediyeye yüzlerce binlerce araç kiralattırıp sonra bu araçları partililere, parti yöneticilerine, ilçe yöneticilerine şuna buna tahsis etmek. Yani kamu menfaati için değil tamamen doğrudan siyasi amaçla veya kişisel lüks yani şahsi tüketimi için. Şahsi Hayatının idamesi açısından, gündelik hayatı için e, kullanmalarını sağlamak ısraf mıdır, yolsuzluk mudur? E, yolsuzluk da nedir? Şimdi bu biraz ahmak daha e, lafı gibi oluyor. Yani ahmakın açılımı, yani yolsuzluk. İşte ahmak aynı zamanda geri zekalı, aptal anlamına da gelir. Ama ahmak zekasını kullanamayan e, falan kullanmaktan aciz insanlara denir falan gibi. O da aptal da geri zekalı da öyle. Şimdi dolayısıyla ben bakıyorum... İmamoğlu e, hala israf demeye devam ediyor ve ve özellikle hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu e, İstanbul'a çökmek istediğini iktidarın ve aslında kendilerine yönelik bu operasyon operasyonunda e, israf düzenine son vermeleri belediye kaynaklarının yönünü değiştirmeleri bütçelerini 16 milyon İstanbul'un emrine sunmalarından kaynaklandığını söylüyor. Ee, bunda ben bunda elbette ki haklı olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle haklıdırlar. Ama şimdi bundan sonra ne olacak? Bunu nasıl temellendirecekler? Nasıl gerekçelendirecekler? Ben de onu merak ediyorum açıkçası. Şunu yani israf düzeni diye tarif ettikleri aslında yolsuzluk düzeni. Yani kamu kaynaklarının bir grup bir zümrenin cebine indirilmesidir. Bu bunu buna daha ağır ifadeler de bulabiliriz. Kullanılabilir. İzleyicimizin izleyicimizin de aklına gelir, senin de aklına geliyor, benim de aklıma geliyor. Ama yolsuzlukla sınırlı tutalım. O dönemde israf düzeni demişti İmamoğlu. İsraf düzen demesinin nedeni aslında yolsuzluk kavramının e, mazur yolsuzluğun mazur görülmesi, yolsuzluğun bir yerde siyasallaşması, etkisini yitirmesi idi Çünkü toplum o kadar bölünmüştü ki o kadar kutuplaşmıştı ki yolsuzluk deyince bir taraf Pekala bir tarafın içinden başka bir tarafın içinden yani çalıyorlar ama çalışıyorlar diye diyebilenler de oluyordu değil mi Tabii. Yani şimdi siz yolsuzlukta bir de yolsuzluk bir kavramı işte Fetullahçı örgütün 17-25 Aralık yani operasyonları sonrasında da iyice siyasallaştı. Yani yolsuzluk eşittir. Bir yolsuzluk iddiaları sanki bir iktidarı devirmeye yönelik bu amaçla. Siyasi amaçla kullanılıyormuş gibi algılandı. Ama şimdi ben bakıyorum bu israf düzeni neydi? Nasıl çalışıyordu? Ondan sonra belediye kaynaklarının yönünü değiştirmek yönü halka yani İstanbulluya verdik diyor. Tabii ki İstanbul'dan gelen para o. Vergi Yoluyla toplanan bir para. Biriken bir para. Kamunun parası. Bu nerelere gidiyordu daha önce? Hangi yöne gidiyordu? Nasıl gidiyordu? Tamam mı? Ee, ve ondan sonra bir avuç insan avucunu yalar oldu diyor. Bu bir avuç insan kimdi? Kimlerdi? Ee, ve onların avuçlarında ne vardı da şimdi yok ve sadece avuçlarını yalıyorlar. Şimdi bunlar artık yani sanıyorum gün yüzüne çıkmak zorunda. Yani bu kadar şeyden sonra bu kadar yani temellendiriyorsan eğer değil mi neticede görevden almanı al, bu nedenle İstanbul'a çökmek bu nedenle İmamoğlu'nu görevden almak ve siyasetten dışlamak, tasfiye etmek gibi bir amaçları varsa e, bence artık bugün yaşadıklarımız işte bu yüzden diyor İmamoğlu e, hangi yüzden, ne yüzünden bunları e, sanıyorum bilmek bütün kamuoyunun hakkıdır diye düşünüyorum ben de naçizane. Çünkü tamam. yani o zaman havada kalıyor. Yani gök kubbenin başına inmesi ne demektir? İktidarın. Yahut iktidarın kabusu oldum dedi. Ee, kabusu olmak ne demektir? Bunların aslında açıklanması, tanımlanması lazım. İki dakikamız var. Ekleyecek bir şey var? Ben tabii. Buna değil de daha hacimli yer açmamız gerektiğini düşündüğüm fakat fırsat ve süre bulamadığımız için giremediğimiz Gezi davasına değinmek istiyorum. Bu arada Ahlatlı Bey'le tartışamadık. Evet yani EYT meselesi de ağırlığa tuttu. Gündem çok yoğundu. Gezi Parkı davası bütünüyle siyasi tümüyle Beştepe'nin ihtiyaçları doğrultusunda açılmış bir davadır. Ve onların şahsında Gezi Parkı'nda yargılanan Osman Kavala'dan Tutta, Can Atalay'a orada bulunan bütün tutukluların şahsında aslında Türkiye'deki toplumsal ve siyasal muhalefetin Elinin kolunun bağlandığı ve içe ve betona gömülmek istendiği bir yargılamadır. Bu yargılamada iddianamede adı geç, iddianamede sıralanan, gerekçeli kararda ifade edilen, istinafında onayladığı iddia edilen hiçbir suç işlenmemiştir. Arkadaşlarımızın, orada yargılanan, önemli bir bölümünü tanıyorum ve tanıdığım insanlar, orada yargılananların hiçbiri üzerlerine işlediği hiçbir suçu işlememiştir. Orada suç da yoktur. Orada belki tek bir suçtan söz edilebilir. Bu hükümetin değişilmedi değişmesini istemek, bu hükümete muhalif olmak. Bu da bir suç değildir. Evet. Bu da bir mücadele konusudur. Ee, ve belki mahkemeler o kararı onaylayacak bilmiyoruz. Bitirerek belki bitir, cümle evet. bir cümle daha eklemek istiyorum. Şunu unutmasınlar. Ergenekon kararı da bir aşamada onaylanmış. 2014'te patır patır tahliyeler gelmişti. Evet. Yargıtay Balyoz davası onaylanmıştı. Patır patır tahliyeler geldi ve o dava döndü. Ee, önümüzdeki seçimden sonra da aynı akıbet. Elbette akibet. bütün siyasi davaları bekleyen son evet. bu. İstinafta zaten bir onama. Orada hiçbir suç oluşuyor. yok. Onların İstinaf. hepsi masum birer yurtsever. Evet. Hepsine inanıyoruz. Evet. Kapatıyoruz. İyi akşamlar. 2023'ün e, hepinize ferahlık, iyilik, güzellik e, getirmesini temenni ediyorum. 2023 umarım e, Türkiye'nin üzerine çöken karabasandan kurtulduğumuz ve de e, ufkumuzun açıldığı ve yüreklerimizin ferahladığı bir yıl olur. E, hepinize iyi akşamlar. Denizbank kredi kartımla. Denizbank kredi kartlarına başvurun. İlk kart başvurunuza özel. Yüzde sıfır faiz ve 5000 TL taksitli nakit fırsatını kaçırmayın. Denizbank kredi kartı sahibi olmak için Sizde hemen Deniz Kartım ya da mobil Deniz uygulamasını indirin. İlerisi benim. Efendim hayırlı olsun. 12 ay 20 bin kilometre garanti. 20 gün içinde iade. Kesin bir şey çıkacak. İyi ki geldik. Kesin bir şey çıkacak. Bir şey çıkmaz diyelim çıktı. Otoplasta çözümünüz var. Güven, otoplast. go. Küçük dostlarım, yeni yılda da gözümüzü hep yükseklerde tutmaya var mısınız? Mutlu yıllar. I give it, I give it. Hep git. OtoKoç ikinci elde sürprizlere yer yok. Araç satın alırken her adımda şeffaflık, uzmanlık ve güven, güven var. Güven, güven. Merhaba. Ben Güven Size nasıl yardımcı olabilirim? Çiçek sepetindeki yılbaşına özel birbirinden güzel kişiye özel hediyelerle bu yılbaşında da hem kendini hem sevdiklerini mutlu et. Çiçek Sepeti. Bambaşka bir teslimat hizmetine hazır mısın? Şimdi sende o zamanı. Memnuniyetle şartlar ne olursa olsun gönderilerini Türkiye'nin her bir köşesine ulaştırmak için çalışan bir yol arkadaşı. Kim o? Sen Süper güçleri olmasa da satanı da alanı da memnun eden sen de o. Çiçek sepetindeki yılbaşına özel birbirinden güzel kar küreleri ve müzik kutularıyla bu yılbaşında da hem